Evet, GTA 5'i bozduk atarsınız. Evet. Merhaba sevgili oyun gezerler. Bugün GTA 5'in PlayStation 4 versiyonu, yani yeni nesil versiyonuyla karşınızdayız. Yanımda çok sevgili Sinan Akkol var. Merhabalar Enis. Merhaba. Beni yayınına aldığın için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah sana. Efendim, ne demek böyle beni yayınına aldığın için falan. GTA 5'i sen oyna dedim ama sen bu onuru bana bahşettin. Ben ilk defa görüyorum, bu bir oyun mu? Bu bir oyun ama gördüğün gibi GTA neden FPS diye sorabilirsin. Rockstar bir hinlik yapmış yeni nesilde. GTA niye FPS? FPS öyle sunmuş yani, öyle tercih etmiş, hemen genişe de olabilirim. O Hannes Burgert grafikler. Evet. Tabii ben şeyde PS3'te bitirdiğim için oyunu, PS3'te bile o Hannes Burgert grafikler derken buna söyleyecek sıfatım, fiilim, zamirim, edatım kalmadı şu anda. Ya ben şeyde çok şüpheye düşmüştüm açıkçası. Hani Rockstar yeni nesil acaba bambaşka bir oyuna mı çıkmak ister? GTA'yı çevirirler mi Rockstar? Çünkü kaliteli bir firma yani, çok öyle. Kuşkusuz. Yani yeni nesil hani biz böyle bir grafik yaptık görün diye çıkabilirler diye düşündüm ama. Bu neyi simgeliyor biliyor musun? Taş gibi. Ama bayağı ağzımızı açık bırakacak şekilde. Hani remastered'lara kapak olacak şekilde bir grafik yapıyor. Yani. Ya bu tür oyunlarda hep sıkıntı şeydir, ölçek. Ya kendini hakikaten bir şehrin içindeki o şehirle, o binalarla, arabalarla doğru ölçeklendirilmiş gibi hissetmezsin. Bunda önüne çıkan tıra giriyorsun. Evet, kavga çıksın diye girdim. Mevzu seviyorum ben. Bazen tır şoförleri çünkü böyle şey yapıyor. Atarlı mı oluyor? Falan diyor, iniyor saldırıyor sana. Ama bu arkadaş mesela bunu yaparsan Türkiye'de hayatta kalmazsın. En sonunda abi sinirlendi. Evet, indi. Şimdi. Welcome. Bir saniye önce bir tekmemizi vuralım. Yok, yanlış müzik. Tuşları hatırlamaya çalışıyorum. Neyse, adam indi ben tuşları hatırlamaya. Benim de bu arada can barım yok şu an yani. Bitti can barım neredeyse. Evet. Ben çünkü hemen dövüş tuşlarını çok hamburger bulmam gerekiyor abi. Ya artık bu hamburgerden bıktım ben ya. Bu fast food'a özendiren Rockstar'ı buradan kınıyorum ben yani. Hani hamburger yiyin, canınız düzelsin. Hoş değil yani bunlar. Amerika'yı hiciv ederken çok güzel reklamını yapıyor aslında ya bu GTA. Ama GTA'nın hep öyle olmuştur zaten ya. Yani en çok sevilen tarafı da o. Özellikle GTA 4'te bunu çok hissetmiştim ben. 5'te yani o kadar değil de. Gidesi geliyor şey yapınca, oynayınca tiksinmekten ziyade. Yani şu an Los Santos. Mesela Amerika'ya ben hiç gitmedim. Los Santos hangi şehrin? Ya Los Angeles, ama Los Angeles artı San Francisco. Artı biraz oralardaki işte çölümsü araziler. Evet, Trevor'ın özellikle bulunduğu, aha, tanıştığımız o çölümsü araziler. Kültürü yani yansıttığı şey şu zaten Hollywood yazmasından da anlayacağınız üzere Los Angeles. Yani hem bir zengin semti olarak bilinen bir yer kendisi. Aynen. Zengin semti demek ne kelime müdürüm? Yani öyle, para öyle böyle değil. Paraya para demiyorlar yani. Başka bir şey diyorlar artık paraya yani. Binalar, daha doğrusu evler var. Ya önden geçiyorsun ama kale mi lan burası falan diye yapışırsın yani. Bu arada oyunun en başındayım şu anda çünkü hani ilk görevi, o bir soygun görevi var. Oynamayan varsa şimdi söylemeyeyim, çok yerlendirmeyeyim. O görevi geçtikten sonraki kısımdayız. Henüz Frank'i yönetiyoruz. Michael ve Trevor'a geçmek için görev yapmamız gerekiyor. Ama zaten bol bol görev görmüşsünüzdür bugüne kadar. Şeyi de bilemedik yani. Sen turuncu levedeyken zaten çok fazla GTA şeyi vardı. Videosu vardı, yapmıştınız. Kamera hazırlıyordu bir sürü. Dünya GTA üzerinde zibilyon tane let's play yapıldı. Yeni nesilde tekrar oynamayı ister misiniz? Oynamamızı ister misiniz? İstemez misiniz? Tekrar böyle bir let's play gibimsi bir seri bilemediğimizden. Bir gösterelim, bir gösterelim dedik. Çok 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 güzel. Yani yeni nesil aldıysanız Xbox One veya PlayStation 4 kesin havada kapmanız gerekiyor GTA'yı. Ben oynadım. Konsol aldırır hala yani. Bir daha oynanır. Yani FPS abi, ara videolarda falan FPS kamerasına geçiyor, tamam mı? Bambaşka. Yok yok, sıkıntı yok. Ben göstermek için yapıyorum hareketleri. Bilerek yani yapıyorsan tamam. Aklınız şaşıyor. Aklınız şaşıyor. Öyle böyle değil ya. Mesela hemen bir aksiyona vuralım kendimizi. Evet mesela. Ya FPS'yi daha çok göstermek istiyorum çünkü oyunun en büyük yeriliyor. Ama PlayStation 4 ile ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim. Ve birazdan göreceksiniz zaten. Polis kovaladığı zaman işte kırmızı mavi yanmaya başladı. Ciddi misin? Tabii. Şimdi ben göstereyim. Telefonda konuşurken şeyi biliyorum. Bıcı bıcı orası konuşuyor. Ses buradan geliyor aynen. Hadi bir aksiyona girelim. Mesela polisi çağıracak hareketlerde bulunmalı. Polis çağırıyorsun. Evet. Mesela şimdi. Aa çok iyi ya. Kırmızı mavi yanmaya başladı arkadaşlar. Telsiz seslerini buradan duyuyorsunuz. Telefon seslerini de buradan duyuyorsunuz. Peki Xbox... Aha, kadın bayıldı, benim üstüme koşuyor. Herhalde bu şey Stockholm sendromuydu herhalde.
aşık oldu bir anda bana. Lakin sen buna çok sert tepki gösterdin. Ben öyle yılışıklığı sevmiyorum abi. Evet, Kadir İnanır karakterli bir arkadaşımız. Aynen, çok sert bir insanım yani. Xbox One'da şey var mı Kinect'te özellikleri acaba? Valla Xbox One'da oynama şansım olmadı. Abi sen niye benim üstüme koşuyorsun? Ben sana sıkıyorum burada ya. Bir de kalkıyor terbiyesiz. Ha, koşmaya devam edeyim ama sıkıyorum. Ya asla tasvip etmediğim hareketler tamamen göstermek için. Terbiyesiz kalkıyor. Abi ölecek misin artık? Yani çok genç. Yaşta hızlı yaşadı genç öldü. Polis de bıraktı peşini yalnız ha, ne yapalım. Hakikaten polis niye benim peşimi bıraktı ya? Aaaa! Vallahi ucuz yırttım ha. Tıra kurban gidiyorum. Yani FPS modunu göstermek istedik özellikle. Çünkü hani en büyük değişiklik. O diyebiliriz bu grafiklerin dışında oynanış olarak. Ya şey var, hayvan olabiliyorsun. Henüz onu görmedik ama. Evet, hayvan modu hayvan olabiliyorsun oyunda. Hatta balina malina bile olabiliyorsun. Nedir ne değildir bilmiyorum. Çok çürük çıktınız. Of Enis Bey. İyi vurdu ama ya. Tabancan kendinden ateş aldı orada. Hak ettim böyle bir ölüm açıkçası. Kabul ediyorum yani. Hastaneye görelim o zaman first person'dan. Hastanede de olay çıkarırım hemen. Hiç affetmem. Hastanede birbirine kadar. Lala. Kurşun yayıp öldükten sonra hastaneden rahat rahat çıkmak. Aha, almıyorlar beni içeri. Ben de böyle manyak olsam ben de kendimi içeri almam. O zaman abi vur kendini yollara. Ya, biraz araba nüfusu az mı? Aslında trafik çokça şikayet edilen bir şey yeni GTA'da. Çokça muhabbet dönen trafik çok sıkışıyor diye ama... Yeni nesilde mi? Yeni nesilde. Şu an bulunduğumuz yer itibariyle pek araba görememek açıkçası beni de şaşırttı ya. Normalde arabalar grilli oluyor hakikaten. Belki şey yapmıştır yani Rockstar'dır yapar. Belli saatlerde trafik yoğunlaşıyor. Olabilir. Şu an saat kaç bakacağım mesela. Telefonumuzu çıkaralım. Bu arada adam gelip seni... Saat daha sabah 7. Ya. Tabii şey konuşuyorum burada. Bir şey diyoruz lan burada. İşte FPS. FPS. Aa vuruyor bir de. Oha. İşte FPS oynarken neyse hastaneye yakın sıkıntı olmaz. Evet abi. Şimdi şeye döndü. Fight. Fight Night. Fight Night. Şimdi WWW'ye döndü. Şimdi Need for Speed'e döndürelim hemen. FPS oynarken en büyük sıkıntı zaten şey etrafı görememek. Sinema. Nerede? Aa sağda. Böyle bir aktiviteye mi gidiyorsun beraber? Yok çok sıkıcı olur şimdi. Filme girip sinemaya oturmak. Benim de en büyük keyfim oydu ya. Red Dead Redemption'da da gidip filmlere falan takılırdım. Ya ben şu an şey... 10 ile 12 arası açın. Ya bu kadar da kurallara bağlı olmayın ya. Otobüse gidelim. Oh! Hop! Dış! Bir saniye abi. Yok bu değildi aklımızdaki ama. Yok benim buydu aklımdaki. Ha öyle mi? Evet. Ha herifler seni çekiyor. Şoförü olmak istemişimdir, öyle mi? Evet evet, seni çektiler. Bir dakika, öyle delil bırakarak kaybolmak yok ortadan. Bir saniye. Şoför. Şapka. Kel. Yalnız şapkasının düşmesi... Kod ver. Aklımıza gelen. O diğer... Ooo! Gider ayak hareketini de yaptı adam yani. Ama hakikaten gider ayak o. Ooo, hakikaten de öyleydi. Bu şeyler, etraftaki... markalar falan filan tabii hiç dikkat çekmiyor normal modda GTA'yı oynarken. Hepsi pırıl pırıl. Sana ne oluyor? Sen hayırdır? O da bir gaza geldi. Ben de aksiyon istiyorum hayatımda diye. Arada şey var mı şu anda şeyde sende yolcu? Vallahi olması lazım. Arkaya bakarken evet var. Şu an görüyorum. Hem de önde oturuyor. Evet, bas önde abi bas. Lanet olsun Amerikan polisine. Ne zamandır böyle aksiyon görmemiştim. Bas be. Bas da bir aksiyon görelim. Hakikaten bastı olduğun için. Mutkum tutuldu. Ama bastı aksiyon görüyorsun abi. Abi tamam. İlkinde de anlamıştım. Duramıyorum. İğrenç espri yakalayınca duramıyorum. Durunamıyorum. O zaman dramatik bir son vereyim mi? Lütfen. Çok dramatik ama benim hedefim oradan aşağı uçmak. Aynen. Ama... ben de onu bekliyordum. O zaman aşağı inelim. O zaman evet. Atlamak hatta istiyorum. İnmişsin. Abi kimse bu polis senin belanın oldu yalnız. Kafadan vuruyor şak diye hiç şey yapmıyor, affı yok. Merak ettiğin farklı bir aksiyon var mı GTA'da? Bir sürü aksiyon var tabii de şimdi göstermem hemen gösterebileceğimiz. Vallahi oyunda çok istedim şeyde yapmayı. Helikopterle şeyi alıp submarine... Şu an yapabileceğimiz. Şu an tamam. Ben şey diyeceğim. Helikopterle denizaltıyı alıp o kuzeydeki göle bırakmak. Orada uçak düşmüştü onun şeyine bakalım. O zaman 3 saat sonra görüşürüz biz bunu yapıp gelelim. Galiba 40. 50. saatten sonra falan. Şunlara bakalım. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Ne yapıyorsunuz abi?
Burada hanımefendi sigara içiyor. Adam o sigaranın içine girdi az önce. Benim yüzümden. Teknik de biliyor. Abi hiç alıyor yumrukları bak, hiç şey yapmıyor. Acımıyor bunu vurduğu bir şeyler. Bayağı güçlü bir abi. Oo, sonlara doğru. Evet, evet. Ha bak, onun grubundan biri geldi. Bunu evet. Seviyorum. Aa, bunlar şey değil mi? CJ'in adamları. Yeşil. Aa, bilmiyorum onun adamları. Artık onlar kaldı mı ya? Bu arada Teenage Mutant Ninja Turtles'ı seyrettim. Seyretmez olaydım. Hayatımdan geri kazanamayacağım 1,5 saat gitti ya. Aa, ben beğenmiştim ya. Bence ben sinemada seyrettim ama. Eğlenmiştim ya sinemada seyrettim. Normalde bilmiyorum. Sinemada o özellikle kar sahnesi falan çok eğlenceli olabilir. Evet, bayağı eğlenceliydi. Hanım dövüyordu beni. Uyardım ama bak dedim, tırt film dedim. Dedim baştan. Uyardım bak. Bu arada uzak çizim mesafesi şahane. Şimdi uzağı görünce gene aklıma geldi. Yani Rockstar açık dünya işini... Sence 60 FPS mi bu? 30 mu? 30. Yine de yağ gibi akıyor ya. Zaman zaman düştüğü oluyor ama. Hiç takmamıştım bunu PlayStation 3'te de. Hani ben 4, de işte. 4'te... İnsan daha bir yağlık bekliyor. Ya ben 4'te de takmadım. Ya bu FPS muhabbeti bana sanki çok 2-3 yılın olayı gibi geliyor yani. Eskiden hiç ben FPS muhabbetini haberlerde taşındığını, 60 FPS nasıl 59 FPS olur, 60 FPS olması lazım muhabbetlerini çok nadir görürdüm yani eskiden. Çok haklısın yani. Abardılar son zamanlarda 60 FPS'de 60 FPS. Ama yapımcıların şeyi bu. Yani firmaların halt etmesi. Ama şey bu. Reklam yapabilmeleri için bir şeye isim kulp bir şey uydurmaları. Öyle de gerekiyor. Şimdi kendileri kazdıkları çukura kendileri aynen. Düştüler yani. Aynen. Şimdi millet onu konuşur oldu. Kendileri çıkarttılar. Şimdi 60 FPS olmayınca... 60 FPS olmuyor mu? Unity gömdü işte herkes. 30 FPS olacakmış. 9 şey OP olacakmış falan diye. Abi parmak çıkardı sana. O benimle kavga edecek ya. Hatta bir tane daha... Ooo! Yalnız of! Kroşemi gördünüz mü? Kroşeyle şeye girdi. Arabaya girdi. Tabancayı alsaydın abi arabanın kapısına çıkmadan önce. Var bende tabancaya. İstediğin tabanca. Yalnız bak bu yaptığın hoş değil. Hala bu yaptığı nasıl? Aa, ya bu ya nasıl? Ya hiç bu Los Santos'u insanların hiç insan öldürmekle ilgili çekincesi olmaması beni çok korkutuyor. Hakikaten ya. Yani birazcık Türklük öğrenin lan bizden. Ne oldu oraya kadar gitti bu arada kaza mı ya? Olay çıktı. Onlar da durdu tabi. Akşam trafiğini bir karıştırsana öyle bitirelim videoyu. İşte karıştırıyor şu an onu yapmaya çalışıyorum. Yok abi yok. Bence bu yeterince karıştı. Benim için karıştı. Adam olmaz bu Los Santos'ta. Ya Los Santos'ta gerçekten vicdan denilen şey kalmamış ya. Ağır vicdan. Bunların hiçbirini bulamadım Los yok Santos'ta. Yok abi üstüne ateş eden adamı direkt eziyorsun. Biz son niye ateş ediyorsun kardeşim? Ya, derdin ne? Bu yeni GTA'da da benim o çok rahatsız ediyor. Normalde GTA'lar biraz ağır başlar ya. Eski GTA oyunları. Evet. Hani ağır başlar, ağırdan gidelim. Niko işte hemen silahını alınca heyecanlanırız. Aa ilk silahımızı aldık falan diye. Evet evet hani... yavaş yavaş o suç şeyine girer. Ama GTA da şöyle değil. Evet Trevor özellikle baştan suçlu zaten. Yani zaten oyunun açılış görevi bile makine tüfeklerle falan geçiyor. Beni en çok rahatsız eden de Frank'in şeyi. Vasıfsız eleman olması. Yani... Olay tamamen Trevor'la Michael arasında geçiyor. Ama hani sonunu söylemeyelim de. Söylemeyeyim. Yani... Olsun diye koyulmuş sanki Franklin. Ya bana da Franklin'in durması gelmedi. Benim en sevdiğim karakter Michael'dı zaten. Franklin çok düz bir adam. Trevor çok fazla manyak yani. Çok manyak hani. Michael ama daha gerçekçi, dengeli bir karakter. Bak bu adam korkak çıktı kaçtı. Michael ben de daha çok sevdim Trevor'dan. Trevor nerede uyanacak şeyi vardı hep bende. Bakalım nerede uyanıp kendine gelecek bu sefer. Siz geliyor. Mesela bu... Araba sürmek. Ya arabanın sağ tarafını göremiyorum ya, o biraz zorluyor çevir beni. Çevir kafayı. Ama şu zaman da sağlıkla çevirdim. Önünü yani. Göremiyorsun. Tabii yani o otomatik kalmıyor. Far Cry'de çok güzel bir şey yapmışlar. Bundan sonraki oyunlarda görebiliriz onu. Bir tuşa basıyorsun, yolu takip ediyor. Auto Drive. Evet, evet. Evet, ben de beğendim onu ya. Treni kaçırmayın. Kaçırma. Güzel. Çok güzel kaçırmadı bu yer. Çok güzel şey yaptın ya, aksiyon oldu. Ben ona çarpmak istiyorum. Peki buna binebilir misin sence? Bence binerim abi. Ben onu denerim yani. O zaman bir gider ayak olmayan bir şeyden aksiyon yaratalım yani. Tabii canım GTA bu. Şöyle bir şey deneyeceğim. Bu trenin önüne geçeceğim. Arabadan ineceğim. Treni atlayacağım. Olması gereken bu. Evet. Yani şurada bu. Trenle kesişirim diye tahmin ediyorum. Şurada sen inene kadar gelir o tren ya. İşte o yüzden biraz daha basıyorum şu anda. Helikopterler de beni arıyor çünkü. Çok sıkıntı olsun istemiyorum. Bence çok iyi gittim yani. Bence burada bir inebilirim. Tamam abi. Şey, tepeden mi bineceksin trene? Abi şurada bir boşluğu var ya, oraya atlayacağım. Koşarken, koşmaya başla o zaman. Koş.
Hayır. Evet, atlayamadım. Çünkü çok hızlı gidiyormuş tren. Ben o kadar hızlı gideceğini tahmin etmemiştim ya. Şuraya atlayacaktım işte. Arabanın üstüne çıkma olsa keşke ya. Ya evet. Saints Row'da var mıydı? Vin Diesel'in başrol olduğu bir oyun vardı. Just Cause'da vardı. Just Cause var. Wheelman diye bir oyunda var. Çok kötü bir oyunda. Hatırlamayabilirsiniz. Yani zorluyorum şu an hafıza. Tren de iyi gidiyor ya. Şöyle bir şey deneyelim. Sen kimi öldürdün en son? Kan revan içinde arabanın önünde. Aa, 3-4 kişi yazdım. Ha, pardon. Olağan şeyler olduğu için artık... Bence binersin. Aha. Böyle. Ha bindin ha bineceğim. Ah be. Dur bineceğim. Hadi. Şu an arabadan çıkmaya çalışıyorum. Hayır. Aha, vallahi tünelin içine bile çıktık. Şu an sınırları zorluyoruz GTA'da. Hay gayret. Biniyorum. Kaldık. Evet, kaplamaları yok ettik arkadaşlar. Yok, trenin bir vagonundasın bence. Hayır, kaplamaları bozdun. Evet, GTA'yı kırdık abi. GTA'yı bozduk. Oyun gezer olarak GTA'yı bozmayı başardık. Bence burada bir trenin, evet, zirvedeyken bir trenin, tünelin sonunda ışık yok çünkü. Evet, GTA 5'i bozduk. Buradan da Rockstar'a bu videoyu mail atarsınız. Evet. İşte Dos Santos'un güzelliklerini görebiliyorsunuz. Ben hep bir inanmıştım bir alt evren olduğunu. Rockstar'ın böyle bir evren oluşturduğunu. Yani gerçeklik değişti burada. Oo. Şu an Franklin aydınlandı. Aynen. Gerçeği olduğu gibi görüyor Matrix. Burada ateş altında edebilir miyim ya? Bir de onu biraz daha zorlasam. Bak deli bakıyor. Bizi görüyor bence artık Franklin. Hissetti kadın. Polisler ne yapacak şu durumda sence? Bilmiyorum ki. Kadın yalnız o da bir özel bir adam, insan galiba. Çünkü şey ışınlanarak gidiyor. Bizi de fark etti tabi. Trafik durdu. Var mı polisten bir aksiyon? Vallahi polis şu an bizim varlığımızdan habersiz. Hacı dayı, bu yaptığımıza ne denir? Evet, gerçekten de güzel bir bitiriş oldu yani şu anda. GTA 5'i ne söylesem bilmiyorum. Çok güzel oyun arkadaşlar, siz buna bakmayın. Evet. GTA 5 muhteşem bir oyun da tabii bizim gibi deli oynamayın siz efendi oynayın. Ya ben 100 saat oynadım, böyle bir şey ilk defa görüyorum. Ben de demek gör, ki ben de trenle çok dalaşa girmeyeceksiniz. Unity'ye yani laf ederken. Evet, ne oldu? GTA 5'te ne hale geldi? GTA 5'i de evet. Ama bak, her oyunun sınırları var. Şeyden bir Harry Potter göndermesi yakaladım ben şimdi. Trenle farklı bir evrene geçmek. Harry Potter'da da vardı ya öyle bir muhabbet. Olabilir. Böyle bir gönderme trenden olabilir. Trenden önce şeyden ne sütundan geçiyorlardı gerçi ama. Bak tünel çıkış. Tünelin çıkışına geri gitsene ne olacak abi? Onunla mı görelim? Bence sen Rockstar'ın çok gizlediği bir şey buldun. Orası çünkü normal evren. Normal GTA bak öbür taraf. Çık oradan. Hakikaten yakalım, çıkınca ne olacak? Geri dönebilecek miyiz? Yoksa sonsuzluğa doğru attığımız adımdan geri dönüş yok mu? Birazdan koşunun sonunda göreceksiniz. Şu an beyaz ışığa doğru koşuyorum. Her yavaş şey yavaş düzeliyor. Gelmeye başladı. Evren gelmeye başladı. Gelmeye başladı. Evet. Evren evet, geliyor. Biraz evet, daha koş. Köşeye geldi. Dönünce geriye bak bakalım ne olacak. Evet, başardık. Budur abi. Demek film ki kahramanı gibi adamız hocam. Kurtuldu. Tebrik ediyorum. Kendini gerçek... Ya abi. Bir daha zorladım. O evrene geçiş var mı diye bir daha zorladım ama olmadı. Tam uyandın gerçek hayata ama ecel yakaladı seni. Evet. Bırakmadılar. Böyle bitirmek en güzeli o zaman. Zirvedeyken bitirelim değil mi? Aya çıktık biz. Sonraki ilk 10 dakikada görüşürüz arkadaşlar. Puri kamerayı devirme. Rica edeceğim, çok önemli. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.